Kısmi kesirleri ayırmada bir durum daha var. Bunu da anlatmak istiyorum. Payda da tekrarlayan bir çarpan olması durumu. Buraya bir soru yazdım. 6x kare, 6x kare, eksi 19x, artı 15. Ve bunun tamamı bölü x eksi 1 çarpı, şimdi soru ilginç yapan kısım bu, x eksi 2'nin karesi. Bunun biraz farklı olduğunu anlamışsınızdır. Çünkü burada ne görüyoruz? Bu lineer çarpandan iki tane var. Örneğin şöyle yapmak mantıksız olurdu. a bölü x eksi 1 artı b bölü x eksi 2 artı c bölü x eksi 2. Çünkü böyle yapsaydınız paydaları aynı olduğu için b ve c'yi toplardık. Bunları tek bir değişken olarak düşünebilirdik. Burada iki farklı değişkene gerek olmazdı. Böyle bir parçalı kesir açılımı mantıklı olmazdı. Belki de bunun karesini ikinci dereceden bir terim olarak düşünmek ve bir önceki sorudaki yolu izlemek isteyebilirsiniz. Ama o zaman da kesri tam olarak parçalarına ayırmış olmazsınız. Aslında bunun üzerine biraz düşünmenizi istiyorum ama bunun cevabını hemen vereceğim parçalı kesirlere şöyle ayırıyoruz. c bölü x eksi 2 yerine c bölü x eksi 2'nin karesi diyoruz. Bunun nedenini anlatmaya çalışacağım şimdi. Parçalı kesirler şöyle olacak. a bölü x eksi 1 artı b bölü x eksi 2 artı c bölü x eksi 2'nin karesi. Burada şöyle mantık yürüteceğiz şu terimi yok sayalım. Bu iki terimi toplarsak, bir şey çarpı x artı bir şey içeren bir rasyonel fonksiyon elde ederiz. Burada da parçalık kesirleri ayırma videolarından ikinci videoda yaptıklarımızla örtüşen bir durum oluşurdu. Payda da ikinci dereceden bir terim olurdu. Payı bulmak için ise bu iki ifadeyi toplardınız. Neyi kastettiğimi açıklayayım. Bunu olayın mantığını anlatmak için yapıyorum. Bu iki parçayı toplarsanız bir şey çarpı x artı bir şey ve bunun tamamı bölü x eksi 2'nin karesini elde edersiniz. Bu da bir önceki videoda yaptıklarımızla tutarlı olur. Çünkü paydanın derecesi 2 ise payın derecesinin 1 olması gerektiğini söylemiştik. Bunu burada bırakıyorum ama bu ufak farkın nedenini anlamak önemli. Bunu ifade ettikten sonra şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Bunları siliyorum. Güzel, şimdi soruyu çözmeye hazırız. Bu açılıma göre A, B ve C'yi bulmamız gerekiyor. Bu kesirleri toplamak istesem ortak payda x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi olurdu. Bu bunun çarpındır. Bu bunun çarpındır. Yani bu ve şunun en küçük ortak katı budur. Yani burada x eksi 2'nin karesi var. O yüzden başlangıçta bunu yaptık. Ve pay şöyle olacak. a, a'yı neyle çarpmamız gerekiyor? a çarpı x eksi 2'nin karesi. Öyle değil mi? Bunları sadeleştirirsek, a bölü x eksi 1 kalır. Artı b çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2. Öyle değil mi? x eksi 1 ve bu x eksi 2'lerden birini sadeleştirirsek sadece b bölü x eksi 2 kalır. Artı c çarpı x eksi 1. Bu da şununla sadeleşirse c bölü x eksi 2'nin karesi kalır. Ve bunun tamamı eşittir 6x kare eksi 19x artı 15. Bunun tamamı bölü x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesi. Daha önceki her soruda olduğu gibi paydalar aynı olduğu için payları da eşitleyebilir ve a, b ve c'nin değerlerini bulabiliriz. Bunu yazayım. Sadece baştan yazıyorum. a çarpı x eksi 2'nin karesi artı b çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 artı c çarpı x eksi 1 eşittir 6x kare eksi 19x eksi 19x artı 15. İşte böyle. Şimdi a, b ve c'yi bulmamız gerekiyor. Daha önceki sorularda yaptığımız gibi çözelim. İfadeleri sadeleştiren x değerleri seçebiliriz a'yı bulmak istiyorsak, b ve c'yi sadeleştirmek istiyoruz. x eşittir 1'i seçmemiz gerekir. Çünkü x 1 olduğunda bu 0 olur ve c yok olur. Bu 0 olur, bu terim yok olur. Ve bu, ve sadece bu ve şu kalır. Böyle yapalım. x eşittir 1 için a çarpı 1 eksi 2 eşittir 1 a çarpı 1 eksi 2 eşittir eksi 1, bir, 1'in karesi. yani a çarpı 1. Sadece a diyebiliriz. Bu 0 olur çünkü x 1 olduğunda bu terim 0 olur. Yani a eşittir 6 çarpı 1, yani 6 eksi 19 çarpı 1 eksi 19, artı 15. Peki bu nedir? Eksi 19 artı 15 eşittir eksi 4 artı 6 eşittir 2. İşte bulduk. Peki şimdi ne yapacağız? x'i 2 yaparsak a gider. Bu terimin tamamı yok olur çünkü bu 0 olur. c'yi bulmak için bunu kullanabiliriz. x 2 eşit olduğunda bu terim 0 olur çünkü bu 0 bu terimin tamamı sıfır olur. Çünkü x eksi 2 sıfır olacak değil mi? Böylece c çarpı 2 eksi 1, bu da 1 kalır. Yani c eşittir 6 çarpı 4, öyle değil mi? 2'nin karesi yani 24 eksi 38, 19 çarpı 2 artı 15. 24 artı 15 eşittir 39 eksi 38 eşittir 1. Şimdi b'yi sadeleştirmeden bunları sadeleştirmenin yolu yoktur. Ama diğer tüm değerleri bulduğumuza göre işlemleri basitleştirecek herhangi bir x değeri seçmemiz yeterli olur. x eşittir 0'ı seçersek. x eşittir 0. Bunu farklı renkle yazayım. x 0'a eşit olduğunda ne olur? A'yı görüyoruz ama A 2'ye eşit öyle değil mi? 2 çarpı 0, eksi 2'nin karesi. Bu eksi 2'nin karesi, yani 2 çarpı 4. Artı B, bulmak istediğimiz değer. B çarpı eksi 1, öyle değil mi? 0 eksi 1 eşittir eksi 1, çarpı eksi 2 artı c çarpı eksi 1 eşittir x 0 ise bu 0, bu 0 eşittir 15 ve b'yi buluruz. 8 artı 2 b eksi 1 çarpı eksi 2 eşittir artı 2. Buraya c yazmamalıyız, c'nin değerini biliyoruz. c eşittir 1. Yani bu 1. 1 çarpı eksi 1 eşittir eksi 1 eşittir 15. Bakalım. 2b eşittir 16 eşittir 8. İki tarafı da 2'ye bölersek b eşittir 4. Cevabı bulduk. Yani parçalı kesirler a yani 2 bölü x eksi 1 Artı b, yani 4 bölü x eksi 2, artı c, yani 1 bölü x eksi 2'nin karesi. Daha yüksek dereceli bir terim durumunda da burada tekrarlanan çarpanla ilgili yaptığımız geçerli olur. Örneğin burada bir polinom olsa, bölü x eksi 1 a sayısının 10. kuvveti diyelim, 10. kuvveti. Bunu parçalı kesirlerine ayırmak istesek, bu a bölü x eksi a, bu farklı bir a, artı b bölü x eksi a'nın karesi, artı falan filan. 10 terimimiz olacaktı. Alfabenin 10. harfini şu an hatırlamıyorum. H ya da i olabilir, belki de j'dir. j diyelim. j bölü x eksi a'nın 10. kuvveti. Yani bu özelliği kullanabilirsiniz. Her ne kadar işlemleri çok uzun süreceği için böyle bir örneği çok ender görecek, çok nadir görecek olsanız da. Bir sınavda tahminen göreceğiniz üç değişkenli en karışık soru, bir önceki örnekte gösterdiğim gibi bir soru olacaktır veya şimdi gösterdiğim soru gibi. Bundan daha karışık bir soru için, daha karışık bir soru için büyük ihtimalle bilgisayar kullanırsınız ama yine de parçalı kesirlere ayırma işleminin nasıl yapıldığını bilmeniz gerekir. Çünkü bilgisayarla da çözseniz, bilgisayarda da yapsanız yöntemi anlamanız faydalı olur ve umarım bu videoyu faydalı buldunuz.